Evet, hepinize merhabalar arkadaşlar. Ailenizin Gök Plus Plus'ı Göktuğ Yüksel olarak tekrar sizlerle beraberim. C++ öğrenme serimize devam ediyoruz. Bir önceki derslerimizde yeni bir program yapmayı öğrenmiştik. Programlarımıza not düşmeye değinmiştik. Şimdi bu ayki videolarımızda ise en ana fonksiyonlardan biri olan matematiksel işlemlere değineceğiz. Biliyorsunuz ki bütün algoritmaların temeli 5 işlemden geçiyor. Toplama, çıkartma, çarpma, bölme ve kalan işlemlerinden, yani mod işlemlerinden. Şimdi bu videoda bunlardan bahsedeceğiz. Hemen yeni bir dosya başlatıyoruz. Ben tekrar her şeyi baştan gösteriyorum ki iyice eliniz alışsın, gözünüz alışsın. Siz de tekrar tekrar yaparsanız, yeni öğrenmeye başladığınızdan dolayı iyice el alışkanlığı yaratabilir sizde bu alışkanlık. Hemen notlarımızı düşüyoruz. Ne diyoruz? İkinci programımız diyebilirsek tabii. Notumuzu düşelim. Evet, programlarımıza nasıl başlıyorduk? İlk önce include diyorduk ve de programa dahil etmek istediğimiz library'lerin isimlerini yazıyorduk. Daha sonra ana fonksiyonumuzu başlatıyorduk. Ve de parantezlerimizi açıp kapatıyorduk. Bu tüyoyu geçen ay vermiştim. Açtığınız her parantezi mutlaka kapatın tüyosunu. Şimdi bu programımızda ilk önce toplamaya deneyelim. Toplama işlemi aynı normal matematikte yaptığımız gibi oluyor arkadaşlar. Yani örneğin bir toplama işlemi yapmak gerekirse A ile B sayısını toplamak istersek tek yapmamız gereken ilk önce toplamı hangi sayıya aktaracağımızı belirliyoruz. C diyelim, A artı B C olsun. Diyoruz ki C eşittir A artı B diyoruz. Şimdi bunu C++'da yapmayı deneyelim. İlk önce sayıları yaratalım tabii ki. Nasıl yapıyorduk bunu? Değişkenleri nasıl yaratıyorduk? Int diyelim. Int A. Herhangi bir şey atamıyoruz şu anda. Int B. Int C diyelim. Şimdi şu kısımda sizlere gösterdim hangi işlemi yapmak istediğimizi. Yapmamız gereken şey çok basit. Onun aynısını buraya yazıyoruz. C eşittir A artı B. Sonra da ekrana C'yi yazdıralım. Cout C sayısı eşittir C. Satır boşluğu da verelim. Tabii şimdi burada bir ufak bir problem var. Nedir o problem? A ile B'nin ne olduğuna karar vermemiştik. Şimdi isterseniz hemen A'ya 10 diyelim. B'ye de 18 diyelim. Yani C sayısı eşittir 28 çıkması lazım ekranda. Programımızı kaydediyoruz. Şimdilik böyle kaydedelim. Save diyelim. Nereye geliyoruz? Hemen build menüsüne geliyoruz. Compile cpp2.cpp. Hemen proje yaratmak istediğini söylüyor. Compile yapıyor. 3 tane hata buldu. Tabi hataları göstermek hem benim hem sizler için daha iyi. Çünkü neleri yanlış yaptığımızı görüyoruz. Neymiş? Fonksiyonumuzun ismini yazmadık. Tabi büyük bir hata. Acaba bilerek mi yaptım bu hatayı? Ben de bilmiyorum. Bu hatayı artık hayatınız boyunca unutmazsınız. Int main, yani main ana fonksiyonumuzun ismi. Ctrl C diyelim, save edelim. Build, compile diyelim. Sıfır error, bir warning.
Ne diyor? Function should return a value. Şimdi geçtiğimiz ay sizlere eğer program int verisini döndüreceğinizi söylediğim zaman return 0 yapmamız gerektiğini söylemiştim. Ancak isterseniz bunu zaten öğrendiğimizden dolayı bu sefer program void olsun. Yani geri hiçbir şey döndürmesi gerekmesin. Böylece return 0 yazmamıza da gerek kalmasın. Bunu da öğrenmiş olalım. Ctrl C diyorum. Bakalım aynı warning'i bana geri verecek mi? 0 error, 0 yani 0 hata, 0 uyuyorum. Programımız compile oldu. Demek ki şimdi programımızı build yapabiliriz. Linkliyor library'leri. Şimdi de çalıştıralım programımızı bakalım. C sayısı eşittir 28. Demek ki toplama işlemi bu kadar kolaymış. Aynı normal matematikte olduğu gibi. Şimdi isterseniz toplama ve çıkarmaya girelim. Bu yüzden birkaç sayı daha ekleyelim buraya. Int x diyelim. Int y diyelim. Yeni işlemimiz ise artı b eksi y artı x olsun. Veya x y diyelim, karışıklık olmasın. Beş olsun. Bu da 3 olsun bakalım. Şimdi C sayısının formülünü hemen değiştiriyoruz. Burada ne yapıyoruz? Eksi x artı y yapıyoruz. Yani bu demek oluyor ki C sayısı yeni formüle bakılacak olursa A artı B yani 10 artı 18 28 eksi x 23 artı y 26 olması lazım. Ctrl C dedik. Build dedik. Execute dedik. 26. Gördüğünüz üzere arkadaşlar toplama ve çıkarma çok basit işlemler. Şuraya. Çok basit işlemler. Aynı normal matematikte olduğu gibi. Şimdi isterseniz çarpma ve bölmeye geçelim. Çünkü bunlar zaten çok basit şeyler. Yeni formülümüz ne olsun? O zaman A artı B. Bu sefer de bir saniye. B eksi A yapalım. Formülü biraz değiştirelim. B eksi A yani 18 eksi 10 eşittir 8. Çarpı diyelim. X ile çarpalım bu sayıyı. Sonra da y'ye bölelim. Şimdi bunu göstermemin amacı ise parantez kullanımı olayını sizlere göstermek istemem. Bu fonksiyonda, bu formülde işlem sırası nasıl gerçekleşecek? Elbette ki soldan sağa doğru ilerleyeceğiz. Ancak çarpma ve bölmeler her zaman olduğu gibi toplama ve çıkarmalardan önce gelecek. Yani bu formülde c eşittir. İlk önce b eksi a 18 eksi 18 çarpı 5 bölü 3 mü olacak? Hayır. Neden? Çünkü ilk önce çarpmayı yapmamız gerekiyor. Bu burada dursun. Yanlış yazalım buna. Not düşmenin faydalarını görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi doğrusunu yazalım. Nedir doğrusu? İlk önce a ile x çarpılacak. Yani a çarpı x eşittir 50. Sonra 5'e 3'e bölünecek. Sonra bunun cevabı ise b'den çıkartılacak. Şimdi önemli bir konuya geldik gene. 50 3'e bölündüğünde tam sayı olmayacak. 50'yi 3'e böldüğümüz takdirde yaklaşık 16, 66 gibi bir sayı elde edeceğiz sanırım. Ancak bu sayı yuvarlanacak. Çünkü neden? Integer kullanıyoruz. İlk videolarımızda sizlere sayılardan bahsetmiştim. Integer, float, double diye. Integer kullandığımız için bu sayı tam sayıya yuvarlanacak ve sonucunu şimdi göreceğiz. Şimdi hemen bu
programımızı çalıştıralım. Ne yapıyoruz? Ctrl C diyoruz. Yıldız gitti gördünüz. Build diyoruz. Rebuild all. Çok iyi. Hiç hata uyarı yok. Çalıştıralım bakalım. 2. Şimdi neden 2 verdi ona hemen bakıyoruz. A çarpı x. Yani 10 çarpı 5 50 bölü y kaç eder? Dediğim gibi 16 küsür eder. 16 küsür ettiği için programımız bunu direktman 16'ya yuvarlıyor arkadaşlar. Yani şu kısmın cevabı 16 olduğu için 18'den 16'yı çıkarttığımız vakit sonuç olarak x 2 sayısını alıyoruz. Şimdi doğruyu gördük. Bunu silelim. Bunu yapmak istersek ne yapacağız? O zaman da tabii ki parantezlerin kullanımına geçeceğiz. Çok basit. Hemen parantezimizi açıyoruz ve de kapatıyoruz ve de b-a'yı parantez içine koyuyoruz. Yani diyoruz ki 18-10 yani 8 çarpı 5 40 eder bölü 3 yani 13.33. Cevap olarak da c eşittir 13 görmemiz lazım. İsterseniz hemen bunu kaydedelim. Build, rebuild all, 13. Gördüğünüz gibi. İşlemler çok kolay arkadaşlar. Özellikle 4 işlem, toplama, çıkartma, bölme ve çarpma işlemleri aynı. Normal matematikte olduğu gibi herhangi bir ekstra şey kullanmanız gerekmiyor. Parantezlerin kullanımı çok önemli. Gelin isterseniz bir şey daha yapalım. Mesela bunları da parantez içine alalım. O zaman ne olacak? İlk önce bundan bunu çıkaracak. Yani B'den A'yı çıkaracak program. Daha sonra bu arayı atlayacak ve de x'i kısmına gelecek. İsterseniz x'e 15 diyelim. Y'yi bölündüğünde tam sayı çıksın. 15 bölü 3 olacak yani. Cevap 5 olacak. B eksi A yani 18 eksi 10 8 çarpı 5 40. Bakalım 40 sayısını verecek mi program bize? Evet, 40, gördüğünüz üzere 40 sayısını aldık. Bir sonraki videoda bir diğer önemli işlem olan mod operatörüne bakacağız. Yani kalan operatörüne. 4 işlem bu şekilde yapılıyor. Parantezlerin kullanımını öğrendik. Şimdilik sadece tam sayıları kullandık. Bir sonraki videomuzda aynı zamanda ondalıklı sayılardan da bahsedeceğiz. Şimdi bir sonraki videoya geçelim.